Onu. Oo! Görüyor musun yerken? Görüyor. Çık, oh. Çık, çık, çık. Ah. Oh. Gel sen, sizce gel. Üstü! Oğlum bu kemikler ne alaka böyle? Oha! Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben bu bana gösterdiğiniz samburu araştırdım. Bu kitap eski bir kitap. Kitapta da mevcut. Simyada bornozu tanrı, kara büyüde de işaret büyüsü diye geçer. Evet, çok ettik ama en son şeye gittik. Dabbe filminin, yani olayının yaşandığı gerçek yere gittik. Oraya da Zula, onlara zaten musallat olanlar Zulacan kabilesi. O kabilenin olduğu köylerden ya da bulunduğunu düşündüğümüz köy... Birine mi, en son gittiğimize mi? Evet. En son gittiğimize gidip orada yeni bir işaret ya da yeni bir durumla karşı... Bir şey mi bulmamız gerekiyor yani? Yani biraz daha dikkatli olun. Yeni bir simge, yeni bir sembol, bir şey görebilirsin. Arkadaşlar merhaba. Yeni videodan hepinize selamlar diyorum. Lütfen küfürlerinizi şu andan üstüme alınabilirim. Çünkü uzun zamandır video atmıyoruz. Artık söz vermeyi de geçtik arkadaşlar diyoruz ya. Haftada 2 video, haftada 3 video. Öyle bir söz vermeyeceğim çünkü bu aralar, özellikle bu aralar, şimdi ne kadar söylesem de inanamayabilirsiniz. Aksilikler bizi buldu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir sürü video gittik, çekemedik, edemedik. İşte aşı olduk ki size de öneriyoruz. Aşı olduktan sonra ben 2 gün pert oldum. Falan filan, öyle bir sürü bir olay oldu. Bunlar mazeret olarak size sunuyorum şu anda ama küfürlerinizi açayım. Bir de şöyle. Söz verince hep aksilik çıkıyor. Evet, bundan sonra söz vermeyeceğim, bak görüyor, takır takır video gelecek. Şimdi arkadaşlar bugün özellikle benim konuşmamı sevmeyen insanlara söylüyorum. Burada beni iyi dinlemeniz çok önemli. Neden derseniz, arkadaşlar burada sizi ilgilendirecek iki tane olay var. Birisi bizim videolarımızla ilgili, ikincisi sizle ilgili. Bu konuşmamın sonunda çok güzel bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim, yani konuşmanın sonuna kadar seve seve dinleyin. Çünkü sizin açınızdan güzel olur. Şimdi arkadaşlar ilk nereden başlayayım? Bizim videolarımızı sürekli takip edenlere söylüyorum bunu. İlk kez açanlar da işte kartlarda bir yere bırakırım. Bundan önce bir videoya gittik biz. Fabrikaydı sanırım, değil mi orası? Evet. Orada bir sembolle karşılaştık. Bu sembolü de hocamıza verdik. Hocamıza verdikten sonra araştırdı, etti. Ki muhtemelen benim şu anki konuşmamdan önce hocanın görüntüsünü vereceğiz. Bu arada o görüntüyü de gizli çektik. Çünkü hocamız hani hem yüzünü hem sesinin duyulmasını istemiyor. Biz yine de çaktırmadan çektik. Bu videoyu izleyince büyük ihtimal ağzımıza sıçacak. Ama sensör mansur koyacağım. Bir şey olmaz büyük ihtimal. O yüzden bir şey demeyebilir. Sembolü araştırdığında arkadaşlar bize şunu söyledi. Ben tekrardan söylüyorum. Orada onun söylediklerini anlamamış olabilirsiniz. Sembolü araştırdığında simyaya göre boynuzlu tanrı ama kara büyüye göre de işaret büyüsü olduğunu söylemişti. Bize dedi ki, bu dedi işaret büyüsünü temsil eden cin kabilesi Zuzulacın kabilesi. Siz dedi nereye gittiniz? Hani bu cin kabilesinin olduğu hangi köye gidip çekim yaptınız dedi. Biz Murat'la düşündük, hatta orada da söyledik büyük ihtimal. Buraya gelmiştik. Buranın evet, nere olduğunu birazdan söyleyeceğim. Burası arkadaşlar Zuzulacın kabilesinin bulunduğunu bildiğimiz, sadece biliyoruz, düşündüğümüz en son geldiğimiz nokta. Buraya gelin dedi. Yani oraya tekrardan gidin. Orada dedi, hani tam olarak kendisi de bilmiyor. Orada bir şeylerin olması, bir şeyleri tekrardan bulmanız gerekiyor tarzı bir şey söyledi. Yani olayın burada çözüleceğinden bahsetti. Zaten ufacık bir yerde verdim dediğim gibi. İzlemişsinizdir şu anda. Burası arkadaşlar Dabbe'nin, Dabbe'ye konu olan Derince Köyü'nü temsil eden, değil mi? Köy değil bu arada. Tekrardan anlatacağım onu. Derince Köyü'nün olduğu, sizin anlamınız için söylüyorum. Orası. İki tane çift var arkadaşlar. Bunlara musallattık. Ha, şeyden esti lan. Ses geldi de. İki tane çift var arkadaşlar. Bunlara kadına cin musallat oluyor. Mecnun. Zaten cin musallat olmuş insanlara da Derince Köyü'nde Mecnun diyorlar. Bu kadın da bu sorunu yaşıyor.
Bu filmde gördüğünüz villa değil, onların bu filme konu olan gerçek hikayenin tamamen onların oturduğu villa arkadaşlar. Buraya bundan önce gelmiştik. Normalde derdimiz buraya gelmek değildi. Tekrardan gelmiş gibi olmayalım. O yüzden açıklamasını yapıyorum. Hocamız dedi, Zulacın kabilesinin bulunduğu en son çekim yaptığınız neresi diye. Burası aklımıza geldi. Ha, Kıbledere de var. Örnek Periçalı köyü de var. Yok, Periçalı köyünde Zula yoktu. Değil mi? O yoktu. Yoktu. De Kıbledere'ye gitmedik. Çünkü Kıbledere'ye bundan bir yıl önce gittik en son. En son geldiğimiz videoda bunları içeren bura olduğu için tekrardan buraya çekme kararı aldık. İnşallah güzel bir video olur. Onun dışında neye değineceğim ben Murat? Arkadaşlar şimdi geldik sizi ilgilendiren kısma. Bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişe de çok güzel bir hediye vereceğiz. Totalde 2 tane iPhone 12 vereceğiz. Ama şöyle, bu hafta pazar bir video atıyoruz. Yani bu video. Bir de haftaya vereceğiz. Haftaya bir video çekeceğiz. Onu da orada da bir tane iPhone vereceğiz. Bu hatta çekilişin şu anki görüntüsü öbür videoda olacak. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, katılım şartları şunlar. Bugünkü videoyu izledikten sonra kanala abone oluyorsunuz. Aynı zamanda bizim kişisel Instagram hesaplarımızı takip ediyorsunuz ve Gezin Tipler'in kişisel hesabını takip ediyorsunuz. Aynı zamanda en önemli kilit noktası bu. Bu videoyu story'nizde paylaşıyorsunuz arkadaşlar ve oraya bizi etiketlerseniz biz görebiliriz. Yani bunlar sizin şansınızı daha fazla arttırır. Sonrasında bir hafta sonra bir hafta sonra bu videonun çekilişinde kimin kazandığını açıklayacağız. Diğer hafta çekilişe katılan arkadaşını da bir hafta sonra açıklayacağız. Şimdiden söyleyelim, 2 tane veriyoruz. iPhone 12 paraya kıydık. Yani niye böyle bir şey yaptık biz? Şu anda anladım ha. Bizim bir sistemimiz var arkadaşlar. O sistem üzerinden çekiliş yapacak. Hani biz kafamıza göre seçmiyoruz. Orada bir sistem var, bir program var. Biz isimleri atıyoruz. Yani bu şartların hepsini yerine getiren insanların sistemde dönecek. Birisine vereceğiz. Haftaya da aynı şekilde olacak. Ki haftaya da bu videoyu göreceksiniz. Aynı şekilde. Onun dışında da başka bir şey demeyelim. Hadi başlayalım artık. Arkadaşlar burada videoyu bölüyorum. Neden derseniz, her zamanki gibi bize her videoda destek çıkan Binomo'dan bahsedeceğim. Şimdi bir uygulamaya gidelim. Arkadaşlar Binomo'nun uygulamasına girdiğimizde bizi böyle bir grafik ekranı karşılıyor. Burada tek yapmamız gereken grafiklerin aşağı yönüne mi yoksa yukarı yönüne mi inip çıkacağını tahmin etmek. Yukarıda gerçek hesabımız var. Buradan yatırım yapacağımız parayı seçiyoruz. Biz 800 lira diyelim. Yukarı yönü diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paramız hemen hesabımıza yattı. Destek kısmından 7/24 canlı destek alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yatırım kısmından Visa, Mastercard, Skill, Cepbank, BTC ödeme yöntemleriyle paranızı yatırabilirsiniz. Arkadaşlar siz de aşağıda bıraktığım linkten Binomo'ya üye olabilir. Demo hesabınıza 1000 dolar yatırabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlar. Hep de aynı yerden başlıyoruz Murat. Girişi burası. He? Bak yine Dolunay'da geldik. Arkadaşlar buraya her geldiğimizde görünüyor mu lan? Oo bayağı iyi gözüküyor hem de. Buraya her geldiğimizde Dolunay burada. Bu arada bir şey fark ettim. Montaj yaparken şu anda bizim görüntümüz gayet iyi. Bunu arkadaşlar alıyoruz, montajlıyoruz. Montajlayınca bir tık kalitesi düşüyor. YouTube'a atıyoruz, tamamen kalite düşüyor. YouTube'da zaten kalite düşüyor atarken. Bayağı düşüyor. 4K vermemiz lazım ki cam gibi izleyin. 4K'lık makinemiz yok. Ama para verirseniz alabiliriz. Bak biz iPhone veriyoruz. Sen de ne dilendin ya? Köpek ne dileneceğim lan? İşte ileride umarım. Biz gün geçtikçe burada daha artıyor. Nasıl geçeceğiz? Kafaya dikkat. Sen yavaş bırak onu. Amcalara selam, çatışmaya. Abilere selam, çatışmaya devam. Bir bıraksam var ya. İşte onun için diyorum. Hüseyin ya size ya bize dar gelecek oğlum. Bu memleket ya size ya bize dar gelecek oğlum. Nerede onlar? Ben niye 0-1'e girdim ya? Ay. Bıraksam sen de nasıl yapacağız? Heh evet. Yani korkunç bir villa. Ama çok güzel. Yemin ediyorum param olsun alırım burayı. Sonra altıma sıçarım orada. Bak, yaşa diye yaşayabilirsin. Görünüyor. Nasıl görmüyor? Görüyor şu an. Görünüyor dedi. Ha okey. Daha ağır duymaz uydurur. İlk nereden gidik? Bura mı ora mı? Hep oradan mı başlıyorduk? Biz buradan mı başlıyorduk? Oradan mı başlıyorduk? Güzel soru. Neyse buradan girek.
Yine gidek ya. Ama şöyle bir kontrol edeyim be. Arkadaşlar eğer video uzun olursa iki part yaparım, kusura bakmayın. Tekiyle ölüyorum yani. Yani bir de 1,5 saat izletmeyeyim. Çünkü uzun sevmeyen insanlar da var. Tabii. Sıkılanlar da var. Değişmiş çok uzun diye. Yaklaş sen biraz. Benim görmem değil mi? Onların görmesi. Çok şu. Arkadaş arkadan biraz elledim Murat'ı da. Ondan sonra niye bana küfür ediyor? Kamera oynadı mı yine? Oynadı. Gay değiliz. Bak ben çok enerjiyim böyle. Öyle olunca bir bokluk çıkıyor. İşte onun için dedim ya. Bence dozunu bir dakika. Dur, sırtım uyuştu. Sırtın üşüdü mü? Uyuştu. Neden? Bilmiyorum, devam et. Sen de ananın. Arkanı dön, arkanı dön. Oğlum o kafama taş düşüyordu. O nereden geldi bir de? Ağaçtan taş. Üf, burada çok sinek var. Ağaçtan taş düşemez ha. Hayır mı? Çaktan falan geldi. Baksana önce çatı. Çattan geldi olabilir. Şuradır abi. Başka çaresi yok çünkü. Bir de dur bir videoyu biraz çekeyim, ondan sonra yap ya. Ne yapacaksın? Şöyle oradan uzakta gidelim de. Bunu... Hani şu kafama gelseydi muhtemelen şu anda acı badem acil. Seni taşımak da zor ya. Bir de buraya yürüdük ha. İşte onun için diyor. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Böyle bir dikizleyip de şurayı dur. Çok ürkütücü ya. Arkadaşlar buraya şöyle söyleyeyim size, böyle hani ses geliyor içeri. Evet. Hala geliyor. Bayağı geliyor orada. Kamera niye bulandı? Bilmiyorum. Ne oluyor lan kameraya? Kapatıp açalım. Kapat aç da. Şu an iyi. Bir sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şuradan da bayağı bir ses geldi. Yürüme sesi gibiydi ama. Evet. Oğlum hiç keşif de etmedik lan, bir şey çıkarsa. İşte dikkatle gir. Baş yok mu taş? Bak şimdi bir şey var, ayağımıza girecek ha. Tamam. Bilimli olur gerçekten. Şunun kafasına yer gel. Ama temkinli olmak lazım. Tabi dikkat et. Ses kasıyorum şu anda. Kapat o kapıyı. Bu da silah gibi lan. Sanki tabanca taşıyor. He? Sanki tabanca taşıyor. Yine televizyonlar. Ya o da onu. Doğru. Harbi alıp götürsek mi bir tane? Çok iyi, eski. Civa varsa yine aynı muhabbet ya. Hello. Yalnız o da bu. Onu. Oo. Kapı kapandı. Baksana gel gel. Devam et. Şey mi? Bildiğin biri eliyle çekti gibi oldu yalnız. Bir ses dinleyelim. Arkadan geliyor. Evet. O da ayrı bir şey. Buradan çıt çıt ses geldi. Tamam, burada bayağı bir olay oldu. Biz geldiğimizde de oldu. Burada bir şeylerin evet. Var olduğunu da biliyoruz. Ama daha hani bir yürüme sesi gibi bir ses gelince ben insandan şüphelendim. Lan buraya insan niye gelsin ya? Bir de o da var. Abi işte dinle. Kandırabiliyor öyle. E tabi. Kafa karıştırıyor yani. Olaylar bitirdim zaten. Gerçi buraya gerçekten insan nasıl gelebilir? 1 kilometre yol yürüyorsun. E tabi. Arsaların arasından gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir de normal bir yoldan değil yani.
Yani bastığınız yere dikkat edeceksiniz bir de. Tarla gibi yani çimenler uzun tarladaki gibi. Şuraya gireceğim de şey var. Ne var? Yer yanında. Şuna bakalım. Ne bekliyorsun ki? Ne? Ne bekliyorsun? Terk edilmiş bir şeyler var. Yine bazı yerlere göre şey temiz yani. Temiz atıyorum ama bazı yerlere göre. O bazı yerler bayağı çöktü. Yani bayağı sıcak hava. Burası bir de asık ya. Kapalı baksana Cem. Gerçekten bayağı bayağı sıcak. Oğlum senin yanındaki şey indi. Oğlum ne oldu hani ya? Hani bu arkamda bak diyemem. Yanındaki şey indi. Buna da ben tektim diyecekler bak şimdi. Ona nasıl tepeceksin ya? Yanındaydı o senin. Burada mı sen teptin? Altıma sıçradınız. Sinirlerim bozuldu. Arkadaşlar biz korkunç gülüyoruz. Ulan kanlayın. Çıkar çıkar şuradan çık. Kafamıza yıkanacak çıkar. Yürü. Bir kimdi? Fayans kırıldı lan. Ses mi geldi yine arkamdan senin? He? O bastığımız yerden geldi. Emin misin? He. Şu var ya zaten. Bakalım mı be? Oğlum bak zaten burada başımıza bir şey gelecek. Bir daha gidiyoruz ya. Tam sen dedin ki bu arada ayağımla vurdular diyeceğim dedin. Arkanda oldu. Ve resmen bizi duydular abi. Hani evet. Şey gibi. Ben yapıyorum. Murat değil. Sen diye kimsenin onu kafaya taktığına ya o kadar. Ya o fabrikada o... Abi ondan izlemesin adam zaten. Hayır lambanın patlayıp senin gözüne geldi ya parça. Hı. Ben buradan sana uzanmışım şöyle. Çık şuradan. Soldaki odaya bakalım. He? Ampul. Ampul patladı. Elektrik yok bir daha. Yine burada. Hı. Çık çık çık. Kafamıza gözümüze bir şey girecek. Aa bir dakika. Ne oldu? Ay kafana mı geldi? Büyük ihtimal. Burada zaten top var. Camın önünde de var. Kapatılmış camı. Ana makinaya gelmiş hep. Ya düş. Al götürük. Ya al oynarız. Burada dışarıda basket sahası da var. Çünkü dışarıda basket sahası var. Aynen onu diyecektim ben de. Gitsene onu biraz içeriye. Göster etrafları. Gösteriyor. Yine bir şey düşecek kafamıza. Yok ayrıntıları göster diyorum ben. Gel o zaman bu tarafa sen. Bak arkadaşlar düştü. Kapalı. Kapa kapandı. Yukarıdan da düşüyor. Çık la çık. Öf. Çık. O ne? Asiktir. Ne oluyor lan? Kapı açılmıyor. Duydun mu sesi? Evet. Bir şey geçti. Lan. Nereden geçti? Önünden. Nasıl geçti lan? Aşağıdan bir şey geçti. Var mı? Sen kapıyı açınca. İnsan mı lan? Dikkatli bak. Sesiydi. Biri mi var lan? Kapı çabuk açılmadı dedi. Bakalım mı şuraya tekrar? Bakalım. Ya lan bir şey yok. Ben burayı çizdim. Şöyle göstereyim. Ne? Şu arayı bir göstersene ben burayı çizdim. Bir şey var mı aşağıda? Zaten küçücük alan baksana aynadan görüyor. Ne? Ne oluyor? Kapı mı kapandı? Evet. Ben şuradan bir şey düştü zannettim. Kapı açık değil miydi biz girdiğimizde? Geliyor ses geliyor. Yürü. Abi kapanan kapılar açılmıyor bir de bunlar yumuşak kapı. Resmen biri var gibi değil mi? Evet. Ne yapıyorsun işte? Gerçekten sanki hani burada biri var, bizi korkutuyor. Hissiyat. Hissiyat o yani.
oldu lan? Oradan geldi. Nereden? Dıştan tam şu camın önünde. Şuradan? Evet. Dur şurayı tarayalım da öyle gidelim. Şurada gitsene. Sen git bari buraya. Bakayım abi. Siktir. Hemen göster gel. Gidelim. Yalanlamı göster. Görmedi demesinler. Buraya girilmiyor zaten. Evet. Evet. Ziftli. Ne oldu? Devam et. Gel. Bak. Önümüz kapanmış. Bildiğin önümüz kapanmış. Evet. Buradan gelmiş bütün sesler zaten. Buradan gelmiş. Şuraya bir çeksem. Kaçta kaldım bu? 9. Oldu lan öyle. Şu ufacık yerde yaşadığımız şeye bak ha. Oğlum ayın ışığıymış. Diyorum ki kim ışık tutuyor yukarıdan. Hadi gel yavaş yavaş gel. Yalnız bayağı şey ya. Arkadaşlar saat şu anda 2:10 geçiyor. Tam da saati yani. Aynen. Arkadaşlar şöyle bir Murat anlatıp göstersin size. Şuraya bir çevirsene bunu. Işıkları görüyor mu ilerideki? Hı hı. Arkadaşlar oradan ta buraya kadar yürüdük. Oradan nasıl gözüküyor bilemiyorum ama 2 kilometresi taş. Ve full arsa. Yılan mı var, at mı var? Hani at ne var bilmiyorum. Ha? Yani böcekler falan ya, çok fazla var zaten. Evet. Bilebilirsin dolunayın enerjisi farklıdır. Baş ağrısı evet. Yapar vesaire. Her arşın kapıları farklı. Da sonuna kadar açılır. Burç yorumuna niye girdik değil mi? Burç özelliklerine pardon. Ne burcu lan? Çekirge zıplıyor. Hani lan? Şama gitti. Burçta, burçlara göre öyle ya. Burçlara göre değil. Burçlar da söyler ayın şeyini. Tabi her burçta farklı normalde ya. Normalde evren secret mevzuları. Tabi. Astronomiye giriyorsun. Bir de ona kafayı kıralım. Astrolojiye. Niye? Astroloji. Şimdi arkadaşlar burası villanın ön tarafı. Şu karşıda görüyor mu elimi? Elimi görüyor da orayı görmüyor. Yani kendilerinin yaptığı stat. Kamera kapandı da yeniden başlattım. Nasıl o? Elimdeydi. Evet. Neyse arkadaşlar burası stat. Dediğimiz gibi burası önü. İlk burayı tarayalım abi gel. Aynen gösterelim şöyle bir. İşi de tutayım ben sana. Aynen. Baksana ağacın şeyliğine, kurumuşluğuna da. Şey yok, bir şey yok hani bakın. Ev de çok iyi ya. Girelim buradan. Bak bazı camlar kapatılmış, fark ettin mi? Bunlar cam mı acaba? No, duvar değildir sanmıyorum. Hadi buradan gel. Önden. Dikkatli girişsin. Ney? Dikkatli girdin. Sen sağdan yol al ben de geleyim. Şöyle şunu bir alayım. Bak buraya her geldiğimizde emlakçı tribine giriyorum ben ya. Ne tribini? Emlakçı. Ben burayı satarım birine. Çok güzel ama ya. Hani yer gerçekten bayağı iyi. Evet, bu eksik. Acaba ne? Sorayım mı bunu? Sor. Şu an buradasın. Yanlış soramadım. Ses geldi dışarı. Bizim bulduğumuz sembolle bir ilgin var mı? Çok kısa sor. Arkadaşlar çatı çatı ses geliyor da çimlerde. Gel şuraya dolanalım çıkalım. Yukarı. Bro. Ha.
Burayı geldikten sonra şuradan abi buraya bir tane kamera sabitleyelim. Tamam. Bir de odalara sabitleyelim. Aynen. İstiyorlar çünkü arkadaşlar. Bir abimiz var. Zaten videolar sayesinde tanıştık. Mustafa abiden bahsediyorum. O kendini biliyor. Bize güzel bir fikir verdi. Bu kamerayla sabitlediğimiz görüntülerde aşağı sayaç koy dedi. Hani süre sayacı. Daha iyi olur dedi. Benim de aklıma geldi. Eğer öyle bir şey yapabiliyorsam programda bakacağım. Direkt sayaç koyacağım. Siz de hem zamanı da böyle görmüş olursunuz. Olurlar. Daha iyi olur. Buradan selamlar. Odalardan başlayalım o zaman değil mi? Aynen. İlk bura bitsin. Buraya yine camların dibi düşüyor. Evet ya. O nasıl düştüydü öyle ya? Aklım çıktı. Sesi hatırlıyor musun? Ben zıpladım havaya. He? Ben havaya zıpladım direkt. Aynen öyle. Olmaz. Tam da gitmiş ya. Ha. Hiçbir şey yok burada. Burayı sen göster. Ben girmeyeyim. Buraya da şey koyalım kamera. Mantıklı. Eğer bir şey olursa zaten görürüz. Şöyle koyalım abi. Bir de zaten duvarlarda siyah ya. Bu. Şu şekilde koyalım. Şöyle her yeri görsün. Aynen. Burası uygun mu? Burada zaten ateş yakılmış gibi bir de. Benden mi geldi? Şundan geldi. Duvarlar mı geldi? Arkadaşlar şunu söylemeyi unuttuk. Bu videoda tekrardan bir şey yapacağız. Cin çağırma ritüeli yapacağız. Geçen yapmıştık hatırlıyorsunuz. Ben üstüme çarşafı attım. Bir sembol çizme, yani sembollerle bize cevap vermiştik. Bu sefer Murat da giriyor altına. İki kişi. Bu sefer biraz daha ileri gideceğiz. Yani iki kişi yapacağız. Bir soru soracağız hatta orada. EVP'den büyük ihtimal cevap verir bize. Ya şunu görünce. Düşsene gel bir gel. Şunu şurada gördüğünü biri oturuyor. Oturduğunu düşünsene. Bacak bacak üstüne dağıtsın. Korkutma oğlum, zaten tırsım iyice. Şu an dalgaya vurasım geldi çok fazla. Ne ya? Yani böyle dalgaya vurup kafadan atmayı düşünüyorum şu an. Dalgaya vurma bak. Şu an aşağıda çünkü çok kötü oldum ya. Bro, tripodla kamerayı şöyle koyarız abi. Aynen. Buradan şöyle aşağıya alırız. Şöyle aşağıya alalım işte. Burada bir şey olursa görsün. O ne alaka orada? Dalga geçiyor işte. Bak. Oradaki yani. Böyle hafiften böyle gelirmeye başladık. Ben aşağıda gerildim zaten. Ne? Ben aşağıda gerildim. O Bodrum batında harbiden gerildim. Orası farklıydı yani. Gel. Burayı çok gösterdim. Burada arkadaşlar uygunsuz bir resim var. Geçen de gördük. Billurlar var. O yüzden burayı göstermiyoruz. Çünkü duvara iğrenç bir şey çizmişler. Şöyle yeri bir göstereyim içeriye. Ne? İçeriği şöyle bir göstereyim de. Şöyle göstereyim. Bir de bu kapı açılıyor muydu? Açılıyordu herhalde. Ucundan ittir. Kapı ölmüş. He? Kapı ölmüş. Kaslı kollarım var. Yalnız bu nasıl bir küvet ya? Şuradan ses geldi. Çatır, çatır ses geldi.
Asittir. Ne oldu? Gel buraya gel. Biraz önce geçtiğimiz ağaca bak. Oha. Gördün mü ağacı? Gördüm. Ne alaka? Ne? O ne oğlum? Arkadaşlar şu anda biraz önce yanından geçtiğimiz, siz göremiyorsunuz, şu arada bak, gösterdiğim arada ağaçta bir şeyler var. Ne oldu lan? Gel bakalım. Gördün mü ağacı? Bu ne alaka? Has. O ne? Ne oluyor oğlum ya? Arkamıza gelmişiz. Ya ağaçtaki şey önemli şu anda. Evet. Ben sana söyleyeyim bak. İnan. Bu ne abi? Nereden geldi bu? Bilmiyorum ki. Buradaydı o zaten. Burada değil miydi bu katta? Bu. Olmuyor tabii. Rengi atmam. Gel abi, asıl bomba dışarıda gel. Bak 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 bak. Bu ne? Gözüküyor. Evet. Ama kamera görmez. Dikkatliyim değil mi? Aa, şuraya da gireceğiz daha. Evet. Asittir. Oha. Ses geldi. Acaba? Oha. Oğlum bu ne? Oğlum bu kemikler ne alaka böyle? Arkadaşlar şu anda ağacın tepesine misina gibi bir şeyle kemik bağlanmış. Ve bayağı çok var ya. Yakma ki. Oğlum bayağı çok var. Arkadaşlar şuraya bir bakın. Şuna baksana. Ve kokuyor ha. Bunlar eski. Yok lan, kokan da değilmiş. Ağaç kokuyor. Arkadaşlar şu anda biraz önce biz, şöyle açıklamasını yapayım. Biraz önce biz buradan geçtik ve ben bu ağacı gördüm. Yani belki kamerada gördü, bilmiyorum. Yanından geçtik çünkü ağacı. Evet. Misina gibi bir şeyle asılmış bak. Aynen, belli zaten, gözüküyor. Abi burada büyük büyü dönmüş, ben sana söyleyeyim bak. Bu normal iş değil. Olabilir. Her yeri gösterdin mi hepsini? Gösterdim. Nerede var şimdi? Burada var. Orada iki tane var. Görmediğimiz bir yer var mı? Orada iki. Yer aşağıda bakalım. Burada bir tane var. Zaten önümüz dolu. Şöyle göstereyim. Burada da varmış, ben yeni gördüm. İçeride var. Abi büyüklüklerine bak şunların. Acayip büyük. İlk defa bak bizim videoda böyle bir şey başımıza geldi. Sandım. Murat. Yanlış görmediysem içeriye bir şey geçti. Yani şöyle bir karaltı geçti. Eğer yanlış görmediysem, yalan olmaz. Önden yürü. Önden yürü. Nasıl lan yürümeye? Ben gitmem önden. Abi bu ne kemik? İlk defa böyle bir şey çıktı. Evet. Oğlum burada var ya. Dikkatliyim de. Gel göster abi şurayı. O kemik normal iş değil, ben sana değil. Oha. Sonlasana be. Arkadaşlar. Bakın. Burada da kemik var. Buyurun evet. Murat. Bekle, odamı ayarlayayım ama. Acayip tedirgin oldum. Ben tırstım. Efsane tedirgin oldum. Bir tane daha var. Yanımda da var, evet. Abi bakın şunu. Ananı sikeyim. Oğlum karabamba orada. Evet. Yanındakileri gördün mü? Gördüm. Ay, bunlardan var. Evet. As siktir, tüylerim diken diken oldu. As. Ay. Şey dokundu lan. Çalı çalı. Oğlum bir çekebiliyor musun? Şuna bak, ilk defa böyle oldum. Aynen, benim de tüylerim diken diken oldu. Burada bunlar var, içeride de var abi. Ne oldu? Nasıl bir şey o ya? Şu bu tarafa tutsana. Nereye? Bu tarafa doğru. Şarjımız da azaldı. Ne kadar? Teke düştü de. Düşmüş onu. Kırmızı verme değil mi? Kırmızı da. Çeksin ya, dur.
Ya şurada kapatıp pil değiştirmek de istemiyorum şu an. Aynen. Abi benim girmeye götürmemiyor şu an. Benim de yemiyor. Hani normal gördük girdik ama şey hiç görmedik. Abi öyle bir şey göreceğimizi beklemedik ki. Işık mı var içeride? Yok. Ben şu kameraya odaklanayım da. Nasıl yani? Kayıt kapanmasın. He, ona odaklan. Abi ben nasıl ne yapacağız bilmiyorum. Gitsek mi girsek mi? Korkuyorum şu an. Biz ritüel mütel nasıl yapacağız? Şuna abi durduğumuz şeye bak. Biz de bunun altında mı yapsak? Tabii bana hiç yemez ya yani. Ya git manyak mısınız? Çarpılacağız. Ya çarpılacak bir şey yok da. O ne? Sesler geliyor. As. İçeriye bak. Abi buradan da geldi. Aynen burada ses var. Ha? Nasıl? Abi bir tuttu. Dur. Yanıyor lan bu lan. Nasıl lan? Oho. Oho. Dur gitme girme abi. Oho. Girme. Girme. Girme abi. Çık yanıyor. Abi çık. Dışarıda dur. Abi ne yapsak girsek mi? Ne yanıyor orada? Karabamba duruyordu o köşede. Abi şuna bak. Sen bekle. Sen bekle. Sen girme. Of kumandan girme buraya. Üf geldi bir şey yanıyor. Gördün mü? Dumandan durulmaz. Çık abi çık. Arkadaşlar içeri alev almış. Ciddi ciddi. Gözümle de gördüm. Dumandan dolayı girmek istemedim. Biraz geçsin. Yerde yanıyor Allah'tan. O karabambanın durduğu yerde orası. Evet orada yanıyor zaten. Elim ayağım titredi. Yemin ediyorum bak elim ayağım titredi. Benim de. Abi koca ev yanmasın şimdi. Başımıza kalır lan. Onu söndürmemiz lazım bir şekilde. Nasıl söndüreceğiz? Su yok bir şey yok yanımızda. Sen bekle abi yine. Tek bek ben sensin seçeceğim. Oğlum garip garip sesler de geliyor ya. Bilmez abi. Ölecektim dumanla. Ha? Yanıyor hala yerde ama. Yani duvarın mı var yanan bir şey yok. Garip garip sesler geliyor zaten çevreden de. O işi bir kapatsana. Sendeki işi. Ha? Şunlar. Bakayım bir daha. Bak. Hala yanıyor lan. Gel sen hızlıca gel. Dur. Gel abi. Göstersene be hemen. Görüyor musun yerde yanımı? Görüyorum. Çık, oh. Çık çık çık. Buraya şöyle biraz gittim zaman. Öyle girelim. İstiyorsan bu süreçte pili değiştir. Aynen süre bitiyor zaten. Arkadaşlar şimdi pilimiz göstereyim diyeceğim de neyse. Hem süre hem pil bitiyor. Hemen gitmemiz lazım. Hemen tak da bari.